Merhaba, Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün takipçilerime selamlar ve sevgiler. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bugünkü videomun konusu HJK Fenerbahçe maçı. Bütün spor severlerin bildiği üzere Fenerbahçe UEFA maçında HJK ile İstanbul'da geçen hafta karşılaşmıştı. İlk maçı Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı. İkinci maç yarın 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Helsinki'de oynanacak. Maç saat 19'da başlayacak. Türkiye ve Finlandiya arasında saat farkı olmadığı için Türkiye'de de maç aynı saatte izlenebilecek. HJK yani Helsinki Futbol Kulübü'nün antrenörü bugün yani çarşamba günü bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına çok sayıda Türk medya mensubu da katıldı. Türk medya grubu Fin antrenöre sadece bir soru sordu. O soru da Mesut Özil ile ilgiliydi. Yıldız oyuncu hakkında fikirlerini soran Türk medyası antrenörden 3 kelimelik kısa ve öz bir cevap aldı. Fin antrenör Mesut Özil ile ilgili o kaliteli bir oyuncudur cevabını verdi ve daha fazla yorumda bulunmadı. Finlandiya birçok spor severin bildiği gibi futbol ülkesi değildir. Ama birçok spor dalında başarılı ve yetenekli sporculara sahiptir ve Finler sürpriz yapmayı severler. Finlerin bir özelliği ise sebatkar ve cesur olmalarıdır. Her sporu amatör bir ruhla yaparlar. Finler özellikle kış sporlarında daha çok başarılıdırlar ve özellikle de atletizmde büyük başarılara imza atmışlardır. Futbol onlar için ne kadar yaygın ve sevilen bir spor olmasa da Finlerin özelliği sebatkar olmaları, maçı sonuna kadar bırakmamaları ile tanınırlar. Bunu birçok kez biz Türklere de ispat etmişlerdir. Özellikle Türkiye'de yapılan müsabakalarda Türk takımlarına sürpriz yapmışlardır. O yüzden Fenerbahçe'ye tavsiyem Finleri kesinlikle küçük görmemeleridir. Finler profesyonelce amatör ruhla yaptıkları işi yaparlar. Finler aslında gene bunu ilk maçta da ispatladılar ve İstanbul'da iyi bir sonuç alarak Helsinki'ye döndüler. 1-0'lık maç skoru Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj oluşturmamaktadır. Ama HJK kulübü yani Helsinki Futbol Kulübü ikinci maçta tur atlayabilmesi için 2 gol atması lazım. Bunun için hazırlıklarını yapan HJK Futbol Kulübü en büyük avantajı olarak ev sahipliğini, iklimi kendi lehine kullanmak istiyor. Yarınki oynanacak maçta Fin antrenörün beklentisi hava sıcaklığının 10 derece olması, yağmurlu ve rüzgarlı olması. Finler bu iklim şartlarına alışık olduğu için Türk takımı Fenerbahçe sıcak bir iklimden geldiği için bu avantajı lehlerine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Maç yarın Helsinki'nin Töölö Stadyumunda oynanacak. Birçok Türk spor severin bu maça gitmesi bekleniyor. Tur atlayacak takımı 3 milyon 630 bin euro ödül bekliyor. Fin antrenör yarınki maçta herhangi bir büyük taktik değişikliği Fenerbahçe'den beklemiyor. Aynı taktikle sahaya çıkacaklarını söyleyen Fin antrenör kazanmak ve tur atlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. En çok çekindikleri Fenerbahçeli oyuncunun Ekvadorlu Enner Valencia olduğunu bildiren Fin antrenör ilk maçta oynamayan Enner Valencia'nın Helsinki'de maçta oynayacağını söyledi. Buna karşı tedbir alacaklarını ifade eden Fin antrenör bu oyuncuyu hesaba katacaklarını söyledi. HJK Fenerbahçe'ye Finlandiya sonbaharını yaşatmak için pusuda bekliyor ve bunu becerebilecek kalitede olduklarına inanıyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'yi uyarmak istiyorum. Fenerbahçe bu maçı
iyi hazırlanmıştır umuyorum ve bu iklim şartlarında umarım kaliteli bir futbol takımı olduklarını unutmazlar. Şimdiden her iki takıma da Finlandiya'da yaşayan bir Türk olarak başarılar dilerim. Diğer bir Finlandiya spor haberim ise Türkiye kadınlar voleybol takımımızın Romanya'da Finlandiya ile geçtiğimiz günlerdeki maçıydı. Kadın voleybolcularımız ezerek Finlandiya'yı 3-0 kazanmışlardı. Kadın voleybolcularımıza da başarılarının devamını dileyerek burada videomu sonlandırıyorum. Hepinize tekrar Finlandiya'nın Lahti şehrinden selamlar, saygılar gönderiyorum. Sağlıklı kalın, güvende kalın, hoşça kalın.